Haydar hocamız bizim her şeyimizdi. Onun Hakk'a kavuştuğu gün bizim için büyük bir matem günüydü. 14 Nisan 2020 günü ölümsüz atamız, muhterem hocamız, ebedi genel başkanımız, mümtaz şahsiyet, seçilmiş güzel insan, görkemli alim, gönül adamı, Hak dostu Profesör Doktor Haydar Baş en yüce dosta Hakk'a vuslat etti. Ömrünün tamamını Türk milletine ve Türk devletine adayarak hakkı ve hakikati anlatarak geçirdi. Hem Allah'ın rızasını kazandı, hem de bütün insanların sevgisini kazandı, gönüllerde taht kurdu. Hakk'a yürüdüğü gün dünya karanlığa gömüldü. Cehaletin, adaletsizliğin karanlığına gömüldü. Halbuki Ruslar, Türkler yeni Atatürk'ünü buldu diye dünyaya ilan etmişti. Ben kararımı verdim, ben ebedi bir hayat için mücadele ediyorum derdi. Aynen ebedi bir hayat için yaşadığı, geçici dünya hayatının aldatıcı yüzüne bir an dahi bakmaya tenezzül etmedi. Yüce Allah'ın en ulvi tecellilerine mazhar oldu ve kana kana içtiği abi hayatta ölümsüzlüğü kuşandı. Allah'ın adamı Allah'a kavuştu. Oğuz boylarından, Hazreti Ali soyundan Çarıkçı Rasim'in torunu, Hasan'ın can evladı Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın aziz hatırası önünde saygıyla, sevgiyle, hürmetle eğiliyorum. Yüce Allah sonsuz rahmet eylesin, mekanı pür nur olsun. Yüce cennetlere nail eylesin Cenab-ı Hak. Ehl-i Beyt efendilerimizle beraber buluşsun, haşrolsun. Allah onun şefaatini daim üzerimizde bulundursun. Dünyada iyi bir at bırakıp gitti. Bu taşların yardımcısı olarak yaşadı. Cömertliğini herkes överdi. Bütün insanlar cömertliğini söylerdi. Aç insanları yedirir, çıplağı giydirirdi. Kimseye zorluk ve zahmet çıkarmazdı. Kerem sahibiydi. Aslı güzel, nesli güzel, huyu güzel olduğu için gönüller ona bağlanırdı. Şefkatli ve merhametliydi. Mazlumların umuduydu. Kendinden çok başkalarını düşünürdü. İyi bir eş idi. İyi bir dede idi. İyi bir baba idi. İyi bir evlat idi. Dünyanın en iyi, en güzel insanı idi. İyi bir hoca idi. Büyük alimdi. Yüce bir öğretmendi. Hoca Atatürk idi. Atatürk gibi adamdı. Kurtuluş gemisiydi. O Nuh'un gemisiydi. İnsan gönüldür, gönül tezinin sahibiydi. O hep yanlışların karşısında durdu. Yaptığı çalışmalarla Suriye Savaşı'nın önüne geçti. Elbet konferanslarıyla, sempozyumlarıyla Suriye'de Müslümanların birbirini kırmasının önüne geçti. Sakife'de başlayan İslam'ı temelinden sarsan maslahat hastalığına karşı Ehl-i Beyt faydasında İslam dünyasını birleştirdi. Rus profesörün dediği gibi ilimle dini barıştırdı. Rusya Devleti Duma Meclisi'nde destan yazdı. Milli ekonomi modeliyle insanlığın karnını doyurdu. Dünyaya barışı getirdi. Dünyaya zenginliği getirdi. Dünyaya huzuru getirdi. Gençlere değer verirdi. Okullar açtı. Öğrenciler yetiştirdi. Burslar verdi. Evlendirdi. Düğünlerini yaptı. Hastalara sahip çıkardı. Başta kendi kızı Fatıma kızı için çok büyük mücadele vermişti. Çok büyük emekler sarf etmişti. Ali Gedik hocamız için yurt dışından doktor getirmişti. Cenazelere sahip çıktı ki başta benim babam olmak üzere, Faşengül'ün babası olmak üzere, Profesör Doktor Fatih Hoca'nın
annesi, Erol Mütercimler'in annesi, Oktay Sinanoğlu'nun, yani birçok dostumuzun cenazesine sahiplik etmişti, cenazelerinde bulunmuştu. Benim de bunlarla ilgili bir hatıram var. Babamı kaybettiğim zaman hocam bir gece saat 2:30'da aradım. Dedim hocam babamı kaybettim. Hocam yaşlı gözlerle, hocam beni teselli etti. Dedi oğlum ben sabahleyin oradayım dedi. Sabah oldu. Saat 9'da bizim köy derneğimize hocam geldi. Sonsuz, Allah ondan sonsuz razı olsun. Sonra babamın cenazesine katıldı. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarını, dostlarını çağırdı babamın cenazesine. Orada mezarlığa geldi, takınını verdi. Yani hocam babama sahiplik etti. Şunu dedi, Ömer abi, babamın ismi Hacı Ömer. Ömer abi bize sahiplik etti, biz de ona sahiplik etti dedi. Hüseyin Baş Bey'e de yolu açık olsun. Allah ömrüne bereket versin. Bağımsız Türkiye Partisi yolunda Oğuz Kağan'ın devletini, açların olmadığı, çıplakların olmadığı devleti kurması yolunda ona sonsuz başarılar diliyorum. Hüseyin Baş Bey kardeşim için çok söyleyecek sözüm var ama yine aklıma bir hatıra geldi hocamla ilgili. Bu çok önemli. Bundan hocamın hakka kavuşmasından yaklaşık işte 1-2 ay önce Trabzon'da evinin önünde üzüm asması altında oturuyorduk. Arkadaşlara söz verdi. Bana da dedi ki konuş Gümüşhane. Hocama Allah rahmet eylesin. Dedi, ondan önce kendisi şunu anlattı. Dedi ki bizim dedelerimiz bu Akçabat'a geldiği zaman bizim burada 8 ev 7 kilise vardı. Dedelerimizin, atalarımızın sayesinde burası İslam beldesi oldu çalışmalarıyla. Bizim de çalışmalarımızdan beraber burası İslam beldesi oldu dedi. Bana da söz verdiğinde dedim ki hocam bu sizin çalışmalarınız, dedelerinizin çalışmaları hakikaten burayı İslam beldesi haline getirdi. Fakat şu an burası velayetin merkezi oldu dedim. Hocam çok memnun oldu. Tamam oğlum dedi. Öyle bir güzellik yaşamıştık. Son olarak şunu söyleyeyim. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hocamın Eid Bey çıkışını, hoş geldin Atatürk çıkışını, efendime söyleyeyim, bildiğimiz birlik ve beraberlik onunla yaptığı çalışmaları, binlerce makalesini, yani 60 küsür kitabını, yani o kadar çok, yani bütün ömrünü sosyal faaliyetlerle milletine, devletine, insanlığa adamış bir insandan bahsediyoruz. Bunları arkadaşlarımız anlatacak. Ben yine bir hocamla yaşadığımız güzelliği anlatayım. Herhalde yani o cesareti de hocam sayesinde hocamdan aldık. Biz gelini hocamdan kızımızı alırken hocamın kapısında davul zurna çaldık. Hocam buna çok mutlu olmuştu. Hocamın bütün hayatı insanlığa adanmıştı. Bu adanmışlıkta iyilik var, iyilik hasretleri var, güzellik hasretleri var, faziletler var, erdemler var. Yani bir tam tamına da şunu diyebiliriz. Onun hayatı Kur'an'dı, onun hayatı İslam'dı, onun hayatı Hazreti Peygamber'in hayatıydı. Hazreti Fatıma Anamızın, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin hayatıydı. O örnek mürşidi kamil bir insandı. Dünyanın kurtarıcıları salih insanlardır sözü en çok herhalde ona yakışmıştı. Ben yani biz hocamı anlatıyoruz. Affedin, hocam bizi affetsin. Hocamı yani denizler yani mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa faziletleri anlatılamaz. Yani ben ne diyeyim, o gün Dünya Hakk'a vuslat ettiği günü bizi gözyaşlarıyla ne boğdu hocam? O gözyaşlarımız hala kurumadı. Hocama söz veriyoruz. Mahşer yerine kadar gözyaşlarımız kurumayacak. Hocamın ailesine sabırlar versin.
sevenlerine sabırlar versin. Bizlere sabırlar versin. Allah onun yolundan, onun izinden, onun koyduğu kurallardan, tüzüklerden, onun bize yaşattığı gerçek hayattan, doğruluktan, iyilikten, sadakattan, cömertlikten ayrılmasın.